Merhaba arkadaşlar. Sayı kümeleri 4 testinin soru çözümü ile karşınızdayız. Birinci soruda birden neye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü ile hesaplanır. A ve B eşitlikleri veriliyor. A eşittir 3B olduğuna göre n kaçtır denilmiş. Şimdi bizler A sayısını 3 ortak parantezine aldığımızda çünkü 3'ün katı devam şeklinde devam ediyor. 1 artı 2 artı 3 15'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde yazabiliriz. Ve bizler bu kısmı verilen formülden 15 çarpı 16 bölü 2 yani 120 olarak hesaplarız. O zaman A sayısının toplamı A sayısının toplamı 3 çarpı 120'den 360'a eşit olur. Peki bakalım bizlere A eşittir 3 B eşitliği verilmiş. 360 eşittir. 3B ise B'nin burada 120 olması gerekiyor. B'nin 120 olabilmesi için aslında bu kısımda hesaplamıştık. E'nin 15 olması gerekiyor. Cevabımız E şıkkı. Aydın alacağı yazıcı için para biriktirmeye karar veriyor. İlk hafta 1 tane 20, 2 tane 10, 3 tane 5. İkinci hafta 2 iki tane 20, 3 tane 10, 4 tane 5 TL ve her hafta banknotları birer tane artırarak eninci hafta sonunda 1420 TL değerindeki yazıcı aldığına göre en kaçtır? Şimdi birinci hafta baktığımızda 55 lirası olduğunu görüyoruz. İkinci hafta baktığımızda 90 lirası. Üçüncü hafta hesapladığımızda ise 125 lirası olduğunu görüyoruz. Yani 55, 90, 125 diye devam edecek ve bir en ince haftayla karşılaşacağız. Şimdi bizler buradaki 55'i 35 artı 20 olarak yazabiliriz. Buradaki 90'ı 35 çarpı 2 artı 20 olarak yazabiliriz. 125'i 35 çarpı 3 artı 20 olarak yazabiliriz. O zaman eninci haftada ise şunu yakalayacağız. 35'in eninci katı artı 20'yi yakalayacağız. Çünkü birinci haftada 35 çarpı 1, ikinci haftada 35 çarpı 2, 2 gidecek. Ve en son 35 çarpı en artı 20. Şimdi terim sayısına baktığımızda terim sayısının en olduğunu görüyoruz. Ortanca terimin ise 35n artı 75 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin çarpımı bizlere 1420'yi verecekse n değerimizin 8 olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. X, Y, Z pozitif tam sayıları için X artı Y çarpı Z ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman tek sayıdır? Şimdi x artı y çarpı z ifadesi tek bir sayıya eşitse z kesinlikle tektir. x artı y ifadesi de tektir. x artı y ifadesinin tek olabilmesi için ise x'in tek, y'nin çift ya da x'in çift, Y'nin tek olması gerekiyor. Şimdi birinci öncüle bakalım. Z üzeri Y. Tekin bütün kuvvetleri tektir arkadaşlar. Artı X diyor. Ben burada X'i tek seçtiğim anda bu ifade çifte eşit olacak. Yani her zaman tek bir sayıya eşit olmayacak. İkinci öncüle baktığımızda X üzeri Z. Burada ben X'i tek aldığımda tekin bütün kuvvetleri tek olacak. X'i tek aldığımda Y'yi çift almak zorundayım. Tek artı çiftten tek gelecek. Veya X'i çift aldığımda çiftin bütün kuvvetleri çift olacak. X'i çift aldığımda Z'yi Y'yi tek almak zorunda olduğum için yine toplam tek gelecek. Yani ikinci öncül her zaman tek sayıya eşit. 3'e bakalım. Y üzeri X. Artı z ifadesi arkadaşlar. Z'nin tek olduğu belli. Ben burada Y'yi de tek alırsam tekin bütün kuvvetleri tek, tek ile teki topladık çift yani çifte eşit olduğu durumlar var. Cevabımız yalnız 2 olacak B şıkkı. X, Y, Z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2X artı 3Y eksi Z eşittir 94 olduğuna göre X'in en küçük değeri 2'dir denilmiş. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Tek tek inceleyelim. X'in burada en küçük değeri 2 değil arkadaşlar. X eşittir 1 için yani X'in daha küçük bir değer değeri, değeri için de bizler diğerlerini tam sayı olarak bulabiliyoruz. X yerine 1 yazdığımızda bizim 3y eksi z ifademizin 90 2 gelmesi gerekiyor. Burayı sağlayan bir dünya sayı var arkadaşlar. Yani bizler örneğin burada y yerine gidip 32 dersek buradaki çarpım 96 olur. Bundan da 4'ü çıkarırsak yani z'ye 4 dersek yine 92'yi elde ederiz. x'in en küçük değeri 2 değil. 1 de olabiliyor. Hatta e, sıfırdan büyük dediği için gerçi başka eksili bir sayı alamıyoruz ama 1 için de bu sağlanıyor. Peki ikinciye bakalım. İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tam sayının toplamı 86'dır. Bu sayıların en büyüğü en çok 58 olabilir denilmiş. Şimdi en büyüğünün en çok olabilmesi için diğerlerini en küçük seçmek zorundayım. 4 pozitif çift tam sayıdan bahsediyor. 3'ünü en küçük seçeceğim. Yani 10 seçeceğim, 12 seçeceğim. 14 seçeceğim arkadaşlar. Ve buradan toplam 36 gelecek. O zaman 86'dan 36'yı çıkarırsam aslında en büyüğü en çok 50 olabiliyor. İkinci öncülümüz de gitti. Her biri 4 basamaklı ve birbirinden farklı. 4 tam sayının toplamı 33.002 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en az 3008 olabilir denilmiş. Burada yine en küçüğünün en az değerini bulabilmek için diğer üçünü en büyük seçmek zorundayım. Sizler 33.002 sayısından diğer üç tanesini en büyük seçiyorum, birbirinden farklı seçiyorum. Rakamları farklı dememiş, dikkat edin. 9.999, 9.998. 9997 toplamını çıkarırsanız 3008 elde edersiniz. Yani 3. öncül doğrudur. Cevabımız C şıkkı. Bir üretim paneline cep telefonları yukarıdaki gibi herhangi iki cep telefonunun arasındaki uzaklık santimetre cinsinden pozitif tam sayı ve birbirinden farklı olmak üzere diziliyor. Bu kurala göre dizilen Ardışık 5 cep telefonu arasındaki uzaklıklar toplamı en az kaç santimdir? Burada arkadaşlar ardışık 5 cep telefonu arasındaki uzaklıklardan bahsediyor. Bizler pozitif tam sayı ve birbirinden farklı dediği için aradaki uzaklığı 1, 2, 3, 4 alabiliriz. Toplamı en az 10 santim olur. Cevabımız C şıkkı. A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere A eşittir B artı C koşulunu sağlayan 3 basamaklı ABC sayıları oluşturuluyor. Rakamları birbirinden farklı en büyük 3 basamaklı sayı X, en küçük 3 basamaklı sayı Y olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Bizler bir ABC sayısı oluşturacağız ve A eşittir B artı C olacak. Bizler bunu en küçük olarak arkadaşlar 312 ile oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi 3, 1 ve 2'nin toplamı en büyük olarak ise 981 ile oluşturabiliriz. Gördüğünüz üzere 9, 8 ve 1'in toplamı bu iki sayının toplamı da bizlere 1293'ü verecek. Cevabımız A şıkkı. A, B, C birer tam sayıdır. A kare artı 2B ifadesi 8C'ye eşit olduğuna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi 8C ifadesi her koşulda çift. 2B ifadesi de her koşulda çifttir. Yani A kare artı çift. Eğer çifte eşitse A karenin çift olması lazım. A'nın da kesinlikle çift olması lazım. Bizler burada B ve C ile ilgili önünde çift bir çarpan olduğu için kesinlikle yorum yapamayız. Cevabımız yalnız bir olacak A şıkkı. Bir kitabın sayfalarını birden başlayarak numaralandırmak için 564 tane rakam kullanıldığına göre bu kitap kaç sayfadır? Şimdi birden 9'a kadar 9 tane rakam kullanıyoruz. Daha sonra 10'dan 99'a kadar. Şimdi şu kısmı yapalım. Kaç tane rakam var toplamda? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden toplamda 90 tane sayfa var aslında. Peki 90 tane sayfanın her biri iki basamaklı olduğu için yani her sayfada 2 tane rakam kullandığım için 90 çarpı 2'den 180 tane rakam kullanmış olurum. Peki devam edelim. 100 ile 200 arasına bakalım bu sefer. 100 ile 200 arasında arkadaşlar ee, bizler toplamda 303 tane rakam kullanırız. Çünkü 200 ile 100 arasında... 101 sayfa vardır. 100 ve 200 de dahil. Her birinde 3 tane rakam kullanıyoruz. 303 tane rakam kullanmış olduk. Bu kısma kadar 492 yaptı. Bunun sebebi neden 200'e kadar aldık? Çünkü belli ki 200'ün birazcık üzerinde bu. 492 tane rakamı kullandık. Toplamda 564 kullanılmıştı. 492'den çıkarttığımızda 72 elde ederiz. Yani 72 tane rakamımız kaldı. Peki biz her sayfada artık üçlü yani üç basamaklı bir sayı olduğu için 3 tane rakam kullanıyorsak demek ki 24 sayfa daha gitmişiz 200'ün üzerine. Cevabımız 224 olacak E şıkkı. X ve Z birer tam sayı olmak üzere, x çarpı y çift, x artı z tek, y artı z tek sayıdır. Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi birinci kısımla başlayalım. Bizler y artı z ifadesinin tek olduğunu biliyoruz. Bunun olabilmesi için y'nin tek, z'nin çift, ya da y'nin çift Z'nin tek olması lazım. Daha sonra ikinci kısımla devam edelim. Bizler X artı Z ifadesinin tek olduğunu biliyoruz. Bunun olabilmesi için Z'nin çift. Eğer Z çift ise dikkat edin Y tek. Onu da yazalım şu ilk kısımdan. Peki Z çift ise X'in bu durumda tek olması lazım. Ya da bu ifadede Z'nin tek Z tek ise y çift onu da yazalım. Z tek ise burada x'in çift olması gerekiyor. Şimdi bakalım o zaman x çarpı y'nin çift sayı olduğu da biliniyor. Bunu da unutmayalım birinci öncülden. Şimdi şuraya baktığınızda x çarpı y ifadesi çift gelmez. O zaman burası gitti. Burada x çarpı y ifadesi çift gelir. O zaman bizler x'in kesinlikle çift Y'nin kesinlikle çift. Z'nin de kesinlikle tek olduğunu biliyoruz. Her üçü de doğru. Cevabımız E şıkkı. Şevki o dosyalarına 4 basamaklı doğal sayılardan oluşan numaralar veriyor. Numaralandırma yaparken 0, 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılıyor. Her rakam bir defa kullanılıyor. Onlar basamandaki rakam, Birler basamağındaki rakamın iki katı oluyor. Yüzler basamağındaki rakam binler basamağındaki rakamdan küçük oluyor. En küçük dosya numarası A, en büyük dosya numarası da B'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bizler dört basamaklı iki tane sayı yazacağız. Bizlere verilen koşullara göre. Şimdi ilk koşulda şunu diyor. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamın iki katı olacak ve yüzler basamağındaki rakam binler basamağındaki rakamdan küçük olacak. Şimdi ben en büyüğü yazabilmek için bu kısmı bir seçtiğimde bu kısmı 2 seçerim. Yani onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamın 2 katı olur. Ve yüzler basamağındaki rakam binler basamağındaki rakamdan küçük oluyorsa da şayet bu kısımda 3 ve 4 yazarım. Yani 4321 benim bu şu koşullara uyan yazabileceğim en büyük sayıdır. Peki bu kısmı 2, bu kısmı 4 seçtiğimde yani onlar basamağını, yüzler basamağının, şey birler basamağının 2 katı yaptığımda burayı da bu koşula uyması için 0 ve 1 seçerim. Bu da benim yazabileceğim en küçük sayımdır. Bu ikisinin toplamı da bizlere 5363'ü verir. İki basamaklı farklı iki doğal sayının toplamı A'dır. Buna göre A kaç farklı değer alır? Şimdi iki basamaklı 10 ile 11'i toplarım. 11 ile 12'yi toplarım. Ve bu şekilde en son 98 ile 99'u toplarım. Peki bakıyorum burası 22, burası 23, en son 197. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden cevabımız 177 olacak. 177 farklı değer olacak. Bakın buradakilerin toplamını sormuyor. Dikkat edin. A kaç farklı değer alır denilmiş. 1'den 50'ye kadar olan sayıların kümesinin elemanları küçükten büyüğe doğru yan yana yazılarak sayı elde ediliyor. Yazılan sayının soldan 91. basamağındaki rakam kaçtır? Şimdi bakın bizler yine 1'den 9'a kadar 9 tane basamak gidiyoruz. Yani 9 tane basamak yazdık. 10'dan 19'a kadar 20 tane basamak geçti. 20'den 29'a kadar 20 tane basamak geçti. Yani şöyle düşünün 20, 21, 22 böyle yazacaksınız ve en son 29 yazacaksınız. Topladığınızda toplamda 20 tane basamak ilerlemiş olacaksınız. Daha sonra 30'dan 39'a kadar yine 20 tane basamak ilerlemiş oluyorsunuz ve 40'tan 49'a kadar 20 tane basamak ilerledik. Şimdiye kadar toplamda bizler arkadaşlar 20 40 60 80 89 basamak ilerledik. Yani 49 dediğimiz şeydeki şurası bizim için 89. basamakmış. E peki 49'dan sonra zaten ne geliyor? 50 geliyor arkadaşlar. Şu kısım. Burası 50. 50. basamak. Burası da 89. 90. basamak. Çok pardon. Burası da 91. basamak oluyor. Yani 0 geliyor cevabımız. A şıkkı. Çözümleme soru çözümü ile görüşmek üzere.